Neden namaz kılıyoruz ve ibadetlerin bir sırrı, hikmeti var mıdır? Sırrı, hikmeti nedir? Eğer namaz kılıyor, ibadet yapıyorsak, bunun hikmetini yani Allah'ın muradını anlamadıksa, onun sırrını, işini anlamadıksa bu durumda taklit yapıyoruz demektir. İbadetleri taklit yapıyoruz demektir. Allah taklidi kabul etmez. Buna beraber taklidi bir ibadet bize bir şey kazandırmaz. Sadece evet, namaz bize yorgunluk kazandırır, oruç bize açlık kazandırır, hac bize neyi kazandırmış olur? Turistik bir geziyi kazandırmış olur. Ve bu ibadet değildir. İbadetlerimiz mutlaka bizi Allah'a yaklaştırmalıdır. Allah'a taşımalıdır. Mutlaka imanımızı artırmalıdır. Her gün yaptığımız bir ibadet olan namaz eğer bizi biraz daha Allah'a yaklaştırmıyorsa, Allah'a yakın yapmıyorsa, Allah'a samimi yapmıyorsa o zaman taklididir. Hikmetini, sırrını anlamamışız demektir. Evet, namazın sırrı neydi, nedir? Onun hikmeti, sırrı, miraçtır. Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Miracı olmayanın namazı olmaz. Namazı olmayanın miracı olmaz. Mutlaka gönül itibariyle, yani sadece bedenle namaz kılınmıyor. Gönlüyle, ruhuyla da Allah'ın huzurunda durması gerekir ki, ruhun duracağı yer Allah'ın huzuru miraçtır. Eğer kendisi zahiri olarak beden itibariyle namaza durdu, ama gönül başka bir yerde dolaşıyorsa, o namaz kılmamıştır. İsterse bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmetsin, bütün selavatları, bütün tesbihleri okumuş olsun. Huzurda durmamış, namazda durmamış o. Gönlünün de huzurda, miraçta durması gerekir ki o miraç olsun, namaz olsun. Bu miraç ona neyi kazandırır? Allah'ın huzurunda durduğu için, hesabı Allah'a verdiği için. Allah'ın huzurunda durduysa bir şey söylemesi gerekir. Mutlaka söylemesi gereken şey nedir? Fatiha'dır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? La serate illa fatiha. Fatihasız namaz yoktur dedi. Fatihası olmayanın namazı olmaz dedi. Eğer biri Fatiha'nın manasını bilmiyorsa onun da Fatiha'sı yok yalnız. Zaten bütün sorunumuz, bütün sıkıntımız, evet namazdaki sorun sıkıntımız budur. Fatiha'yı bilmiyoruz, Fatiha'nın manasını bilmiyoruz. Biliyoruz, manasını bilmiyoruz. Manasını bilmiyorsak onu bilmiyoruz demektir. Yani bir takım kelimeleri bilmekle onu bilmiş mi oluyoruz? Hayır. Yani ben sana gel dediğimde sen benim sana gel dediğimi anlamadınsa bu durumda sen benim ne söylediğimi anlamadın. Ya da ben ne söylediğimi bilmiyorsam gene onu anlamamış oluruz. Onun için Fatiha'sız namaz olmaz. Bununla beraber Fatiha'nın manasını bilmeyenin de Fatiha'sı olmaz. Fatiha 7 ayettir, 7 cümle. Allah günde 20 sefer, 40 sefer, sünnete de beraber 40 sefer kıl, okutuyorsa bize onu, bunun bir hikmeti olmalı, bunun bir sırrı olmalıdır. Fatiha, Kur'an'ın bir de özetidir, özüdür. Rabbimizle aramızdaki her gün, günde 5 sefer evet, ahitleşmedir. Mukavveleyi tam tazeliyorsun. İyâken abdu ve yâken estâin diyorsun. Ben hayatı yaşarken yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum. Senin rızan peşinden koşuyorum. Sirat-ı müstakimde nimet verdiğin kullarla beraberim ya Rabbi. Diyorsun. Başka yollara gitmiyorum diyorsun. Evet bu durumda namazın sırrı Fatiha'dır. Manasıyla beraber bilmektir. Miraçtır. Evet, hikmeti de Allah'ın huzurunda Allah'a yakın olmaktır, samimi olmaktır, dost olmaktır. Bir de orucun sırrı vardır, hikmeti vardır. Evet. nedir o? Şükür. Oruç şükür et. Allah'a şükretmek içindir. Teşekkür etmek içindir. Bu teşekkürü yaparken nefisten, zahiri, bedeni arzulardan, isteklerden kurban etmektir, feda etmektir. Teşekkürü böyle yapıyorsun. Yoksa ya Rabbi sadece şükür demiyorsun. Ne burada et i de Kur'an, Ramazan ayı odur ki içinde hidayetin, doğru yolun, sirat ı müstakimin insanlara nurun indiği aydır. Kur'an'ın indiği aydır. Onun için şükretmek için Oruç tutup buyurur genel manada. Bu durumda Ramazan ayında oruç tutarken şükretmek için Kur'an'a şükretmek için oruç tutuyoruz. Kur'an'a şükredebilmek için önce Kur'an'ı bir nimet olarak görmek gerekir. Nimet olarak sevmek gerekir. Yani hiçbir şeyimiz olmasa, varsa Kur'anımız, ebedi hayatımızı kazanma imkanımız var demektir. Ekmekimiz olmasın ama Kur'anımız olsun. Ayetleri olsun. Her şey var ama ayet yok. Kur'an yoksa hiçbir şeyimiz yoktur. Olanlar bize bir şey kazandırmıyor. Bize kazandıracak olan Kur'andır. Buna şükretmek gerekir. Evet, orucun hikmeti, sırrı şükürdür. Nasıl bir şükür? Nasıl Allah'a bir teşekkür? Ya Rabbi seni kendi arzularımdan, isteklerimden, yemekten, içmekten, her şeyden daha çok seviyorum. Bana bu Kur'an nimetini verdiğin için, nimetli veya başka bir nimeti verdiğin için sana şükrediyorum. Bunun karşılığında evet kendimden bunu feda ediyorum, kurban ediyorum, kurban ediyorsun. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Ya Resulullah, Perşembe günü bir de pazartesi günü oruç tutuyorsun. Neden? Evet, ne buyurdu? Pazartesi günü ben dünyaya gelmişim. Allah beni dünyaya göndermiş. Benim doğumum olmuştur. Perşembe günü de Kur'an doğmuştur. Onun için şükrediyorum Rabbime. Şükretmek için oruç tutuyorum. Evet, orucun sırrı da hikmeti de Şükretmektir. Zekatın hikmeti temizlenmek, teskiye olmaktır. Ama zekat mali temizler denir. Bu eksik bir anlama. Mali temizliyor. Mal bizatihi helaldir. Temizlenecek olan bizim nefsimizdir. Nefsimizdeki mal sevgisidir nefsimizdeki evet, mal sevgisinin temizlenmesi gerekir. Dünya sevgisinin temizlenmesi gerekir ki verince temizlemek mümkündür. Vermeyene kadar temizlenmiyor o. verdikçe temizlenir. Evet. Onun için mari değil nefsimizdeki o dünya mal sevgisini temizlememiz gerekir. Dolayısıyla e, zekatın hikmeti sırrı da nedir? Nefsin mal sevgisinden temizlenmesi tezkiye olmasıdır. Bir de hacın sırrı vardır. Evet, hacın sırrı hac, hacdaki telbiyedir, zikirdir. Allah orada kulluğun, kul olmanın e, harini halini beyan ediyor. Allah'ın huzurunda, Allah'ın evinde kulluğunu beyan et diyor. Onun için telbiyenin tavaf yaparken yapılması gerekir. Bununla beraber Safa ile Merve'de yapılması gerekir. Arafat'ta yapması gerekir. İnerken Müzelife'de yapılması gerekir. Daha doğrusu giderken, gelirken her halükarda okunması gereken zikir, hacdaki zikir terbiyedir. Ne diyor? Terbiyede ne diyoruz orada? Orada bunu yapınca bütün hayatımız boyunca bunu yapmamız gerekir yani telbiyeyi okumamız gerekir. Orada sadece işin sırrını öğretiyor Allah. Ne diyoruz? Lebeyk Allahu lebeyk. Buyur ya Rabbi. Emret ya Rabbi. Emrindeyim. Kul hayatı yaşarken her anda her bir imtihanla karşı karşıya geldiğinde bunu söylemesi gerekir. Buyur ya Rabbi. Emrindeyim. Bu durumda sen neyi emretmişsin? Evet. Böyle mi yapmamı istiyorsun? Evet. Öyle yap. Bir kul olarak öyle yapacağım ya Rabbi demektir. Hayatı yaşarken. Orada kulluğun provasını yapıyor çünkü. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mul. Muhakkak ki hamd sana aittir. Ben seni övüyorum. Övgüye layık olan sensin. Sen neyi söyledinse o güzeldir. O doğrudur. O övülmeye layıktır. Senin söylediğin. Sen hangi muameleyi bana yaparsan yap, onu ben ebedi hayatımı kazanayım, imtihanı kazanayım diye Hazreti insan olayım diye o muameleyi bana yapıyorsun ki senin o muamelen övgüye layıktır. Ben sıkıntı duysam da o felaket gibi görünse de o övgüye layık bir muameledir. Bu nimete nimet senin. Her türlü nimet senin. Nimet nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, o nimet sana aittir, senden geliyor. Sen ikram ediyorsun. Dolayısıyla gene hamd sana aittir. Leke vel mülk Mülk senindir. Hiçbir şekilde bu benimdir demem. Her şey sana ait, ben de sana aitim. Ben de senin mülkün. Onun için eğer biri Allah'a mülk olmuş, mülk olduğunu idrak etmişse her mülkünde herhangi bir şeye sahip çıkmaz. Kendisi kendisine ait değil. Herhangi bir şey ona ait olur mu? Allah hayatı böyle yaşa dedi, böyle iman et dedi. Onun için bu telbiyenin mutlaka Kabe'yi tavaf ederken okunması gerekir. Bütün peygamberler böyle yapmıştır. Peygamberlerle beraber bu tavafı yapanlar böyle yapmıştır. Bunun mutlaka böyle olması gerekir. Yoksa böyle e, kısıtlı bir bilgiyle Kabe'yi görünce dua edin buyurdu Resulullah Efendimiz. O anda Allah duayı reddetmez. Neden dolayı? O gönül harinden dolayıdır. Sonra? Sonra terbiyeye devam etmen gerekir. Kesiyor orada. Ondan sonra her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes kendine göre dua etmeye ya da tesbih yapmaya çalışıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öyle bu tavır doğru bir tavır değildir. İnşallah Diyanet bir müdahalede bulunur. Bundan sonra hacıları gönderirken evet tavaf yaparken telbiye okunmasını evet onlara öğretir ve ona onlara beyan eder. Hikmetiyle beraber öğretir. Hikmetini bilmeden, sırrını bilmeden, anlamadan evet sanki böyle gidip orada sevap kazanacak kazanacakmışız mantığıyla gitmek doğru değildir. Hacca gidenler sevap kazanmaya değil, iman kazanmaya gitmelidir. İman Evet, orada böyle, Ya Rabbi senden şunu istiyorum, bunu istiyorum değil. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Lebeyt, Emrindeyim. Buyur Ya Rabbi emret. Sen emret ben yapacağım demek gerekiyor. Hac'ın sırrı bu. Hikmeti bu. Eğer Hac'ın sırrını, hikmetini ortadan kaldırır telbiyeyi ortadan kaldırır. Bütün Hazreti Adem'den Resulullah Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerin okuduğu bu telbiyeyi ortadan kaldırırsan dinin merkezi olan Kabe'de Beytullah'ta yapılması gerekeni yapmazsan ümmet böyle darmadağın paramparça olur. Onun için bütün müminlerin orada Allah'ın huzurunda hep beraber aynı zikri yapmaları gerekir ki Allah'ın rahmet dedyası dalgalansın, rahmeti tecelli etsin. Dolayısıyla evet. bu kan, bu gözyaşı dursun. Yoksa durmaz.